Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada Coin Telegraph üzerindeyiz. Çin kripto karşıtı tutumunda ısrarcı adı altındaki bu haberi şöyle bir inceleyeceğiz ve durumu değerlendireceğiz. Çin hükümeti Hong Kong üzerinden kriptoları desteklemeye devam ediyor. Ancak Anakara'da kripto kullanım yasakları hala geçerliliğini korumaya devam ettiğini söylüyor. Şimdi biliyorsunuz evet, Hong Kong şu anda resmen kripto paralar için şöyle bir e, dünya genelinde resmen bir merkez haline geldi. Hatta doğunun en iyisi diyebilirim adamlar için. Hem bir noktada kripto paralarla çok ciddi bir e, Anakara'da sürkülasyon var. Aynı zamanda fonlarla da bunu destekliyorlar. Bakınız iki tane büyük fon çıkardılar. Biri ekseri doğrudan web 3 projelerine, diğeri daha çok Post projeleri olmak üzere devam ediyor. Tabi Hong Kong'un arkasındaki bu teşvik Çin hükümeti tarafından geldiği de açık. Dolayısıyla Çin hükümeti şu an dolaylı yoldan aslında evet kriptoları destekliyor diye bir yorum da yapabiliriz. Çin Hong Kong'da kriptoları benimseme konusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Çin ana ise yerel düzenlemeler açısından kripto karşıtı tutumunu değiştirmemekte de ısrarcı. Çin tarafında şunu söylemek lazım. E, çatlak sesler çıkmaya başladı. İşte e, hükümet içerisinde biraz fazla mı gittik işte ne bileyim e, vesaire vesaire tarzında yorumlar çok fazla var. Fakat dediğim gibi net anlamda bir açılım konusunda evet henüz bir şey gelmedi. Çin devletine bağlı bazı bankalar Hong Kong'taki kripto müşterilerine hizmet vermek için giderek daha fazla banka hesabı açtı. Hatta Çin hükümeti tarafından desteklenen ve Hong Kong tüzel kişiliği olarak düzenlenen CPIC Investment Management Nisan ayında iki kripto para fonu başlattı. Geçmişe göre böyle bir durum var tabii ki. Yani Çin tarafındaki özel sektörün kriptolarla aşırı derecede haşır neşir olduğunu görebiliyoruz burada şöyle bir durum var. Çin Bunlara müdahale edebilir mi? Edebilir. Geçmişte etmiş miydi? Etmişti. Fakat şu an müdahale etmiyor. Aynı zamanda kendi özel sektöründeki girişlerde de bunlara müsaade ediyor. Bakınız Huawei olsun, işte China Telekom olsun. Bunlar mesela konflükse girmişlerdi ve Çin hiç karışmıyor. Sadece izliyor. Ki özel sektörü de bununla alakalı hareketine devam ediyor. CPIC yatırım yönetimi CEO'su Çin'in kripto para birimleri konusundaki duruşunu değiştirmeyeceğini düşünüyor. Zoya göre tüm bu gelişmeler Çin'in Bitcoin'i düzenleme konusundaki yaklaşımını yumuşattığı ya da yakın zamanda yumuşatacağı anlamına gelmiyor. İşim dediğim gibi yani yaklaşıma göre değişir. Örnek veriyorum. Öyle bir yaklaşım olur ki mesela Çin'e göre özel sektör de olmaması lazım. Adamlarda özel sektör kavramı yok. Tamam mı? Her şey devlete ait. İsterse yapabilir. Ama var. Özel sektör var. Yani bunu bu şekilde düşünmek lazım. Ya da düne kadar Hong Kong üzerinde evet düne kadar kripto üzerinde bir faaliyet gösterilemezdi. Ya da herhangi bir şirket kripto paralar üzerine faal olamazdı. Ama bugün oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi işi bu noktaya çekebilirler ki çekme yönündeki adımlar geliyor. Ben her zaman söylüyorum. Çin'in kripto paralara girişi öyle bir anda şakkadanak olacak bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Zo, Hong Kong hükümeti web 3 ve kriptoyu teşvik etmek için çok çaba harcıyor. Ancak bu ana kara düzenleyici düzenlemelerinde veya Çin hükümetinin kriptolara yönelik tutumunda herhangi bir değişikliğin işareti değil sözleriyle durumu açıkladı. Zo, CPIC Investment Management'ın Hong Kong'da Securities and Futures Commissions tarafından düzenlendiğini belirtti. Ayrıca o Hong Kong düzenlemeleri bize farklı piyasalara, varlık sınıflarına ve kripto para birimleri gibi ürünlere yatırım yapma izni veriyor. Bu nedenle herhangi bir düzenlemeyi ya da yasayı ihlal etmiyoruz şeklinde konuştu. CEO açıklamalarına ayrıca şu sözleri ekledi. Kripto işine girdik çünkü Hong Kong düzenlemeleri bunu yapmamıza izin veriyor. Ancak bu hiçbir şekilde Çin hükümetinin tutumunu, politikasını ya da politika değişikliğinin bir göstergesi değil. Dediğim gibi kağıt üstünde öyle, doğru e, fakat yaptıkları şey net bir açılımdır. Çin'in kripto karşıtı uygulamaları yurttaşları tedirgin ediyor. Zhou, Çin'in kripto paralar hakkındaki olumsuz düşüncesini uzun süredir koruduğunu belirtti. Buna ek olarak Zhou, Eylül 2021'de kripto para birimlerini tamamen yasaklamadan önce de aynı bakış açısına sahip olduğunu söyledi. CEO, yerel hükümetin, Kripto para politikalarını yakın gelecekte değiştirmesini beklemediğini yineledi. elayın kurucusu David coin telegrafa verdiği demeçte Çin hükümetinin finans sektörünün üzerine sert bir şekilde gittiği göz önüne alındığında Çin'in vatandaşlarının kripto kullanma yeteneği üzerindeki kontrolünü azalttığını hayal etmek zor diyor. Şimdi şöyle bir durum var tabii ki Çin hiç değilse şu an e, zannediyorum genel olarak şöyle bir Hareket izlemek istiyor. Bir e, blok üzerinde çalışıyor blok mekanizması ve dijital varlıklar üzerinde de çalışıyor. İstiyorlar ki evet bu dijitalleşme geliyor. Biz ne yapalım? Biz şunu yapalım dijitalleşmeye ayak uyduralım, Blockchain teknolojisini kullanarak e, dijital yuan vesaire oluşturalım ve bunun üzerinden yarın öbür gün e, halk içerisinde bu kullanılsın. Dolayısıyla bir sıkıntı. Yaşanmasın. Halkımız bunu kullansın. Bizim para birimimizi kullansın. Ha, aynı anda fakat özel sektör kriptolar üzerindeki hareketine devam etsin ki ekonomimiz de geri kalmasın. Anlatabiliyor muyum? Adamlar şu anda böyle bir e, hareket içerisinde. Fakat yarın öbür gün halka dijitalleşme açıldığında ve dünyanın pek çok yerinde kripto paralar da dijital para birimleri gibi CBDC'ler gibi kullanıldığında Çin buna kayıtsız ben kalabileceğini çok düşünmüyorum. Lesperance'a göre Çin, kripto para satın almak için fiyat para birimi ya da doğrudan kripto para kullanarak yabancı para birimi mevduatlarını arttırmak istiyor. Bu konudaki düşüncelerini iç piyasadaki Çinli müşterileri dışarıda bırakmak ancak yabancı müşterileri çekmek için piyasaları bölüyor sözleriyle vurguluyor. Ayrıca e, avukat ayrıca Çin'deki kripto pazarının hala kapalı olduğunu belirtti. Bu da Çinli müşterilerin Çin dışına para çıkarmak için Hong Kong borsalarını kullanma şansı elde etmeleri konusundaki yaptırım endişelerini artırıyor. Ee, yani evet genel olarak kendisi de durumdan bahsediyor doğru. Çin e, kriptolar üzerindeki düzeni kurma ve piyasadan pay almak için özel sektörü ve Hong Kong'u kullanırken kendisi de teknolojiden yararlanmaya e, çalışmaktadır. Genel olarak Hali radikal bakarsak negatif kalmaya devam et etmekte. Fakat pozitif açılım konusunda yavaş bile olsa e, ilerleme kaydettiklerini görebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.